Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli menü hazırladım. Benim bugünkü menümde zeytinyağlı taze yaprak sarma ve domates çorbası var. Yanında da havuç dilimi baklava hazırladım ama baklavanın tarifini ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Bir de yanında erik hoşafı var. Buyurun geçelim tariflere. Zeytinyağlı yaprak sarma için 1 su bardağı pirinci yıkayalım. Üzerine 1 adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayalım. Tabii ilk olarak yapraklarımızı kaynar suda bekletelim. Bir tutam taze maydanoz ve 1-2 dal da taze naneyi soğanların üzerine doğrayalım. Üzerine 1 adet domatesi rendeleyelim. Üzerine 1 yemek kaşığı margarin, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiber, çok az 7 türlü baharat, yeteri kadar da tuz ve üzerine biraz da zeytinyağı ilave edelim. Bu karışımı güzelce karıştıralım ve bütün malzemeyi birbirine yedirelim. Üzerine de 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. Bu iç harcını mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle başka iç harcı denemek istemeyeceksiniz bunu yaptıktan sonra. Böyle yaprakları çalışma tahtasının üzerine serelim. Uç kısımlarını kopartalım yani böyle saplarını. Sonra tatlı kaşığıyla iç harcımızdan yaprakların üzerine yeteri kadar alalım. Ve sarmamızın şeklini oluşturalım. Böyle bütün yaprakları sarana kadar devam edelim. Tencerenin dibine de biraz zeytinyağı ilave etmeyi unutmayalım. Dibi yapışmasın, tutmasın dibini. Eğer lezzetli sarma içi arıyorsanız dediğim gibi mutlaka bu iç harcını deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha yapraklar yeni çıktığı için çok küçükler ama ben dayanamadım. İlk sarmamı sarmak istedim küçükken çünkü böyle çok lezzetli oluyor. Sarmalar bittikten sonra üzerine ekşilik vermesi için 3 dilim limonu dilimleyip koyalım. Bir böyle derin bir kasenin içerisine de su, salça ve tuz alıp üzerine ilave edelim. Eğer elinizde varsa böyle bir aparatla sarmaların üzerine bastırıp pişirelim. Domates çorbası için tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve üzerine biraz da sıvı yağ alıp eritelim. Yağ eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim ve güzel kavuralım. Böyle güzel kokusu çıksın. Sonra üzerine benim yazdan hazırlamış olduğum böyle konserve domates sosu vardı. Benim şişe yarım kiloluktu. Onun yarısını tencerenin içerisine ilave ettim. Ve bu şekilde de böyle konserve kokusu gidene kadar tereyağıyla unlu karışımla güzel kavuralım. Tabi isterseniz bu çorbayı taze domatesle de yapabilirsiniz ama benim elimde hazır vardı onu kullandım. Böyle daha pratik oluyor. Üzerine daha güzel renk vermesi için yarım yemek kaşığı kadar da salça ilave ettim. Dediğim gibi tekrar güzel kavuralım. Sonra üzerine yeteri kadar kaynar su ilave edelim. Güzel karıştıralım.
Üzerine yeteri kadar tuz ilave edelim. Ben çok fazla tuz kullanmadım. Çünkü zaten domateslerde tuz olduğu için fazla tuz kullanmadım. Eğer isterseniz son olarak da üzerine tel şehriye ilave edip kaynamaya bırakalım. 4-5 dakika kaynadıktan sonra blenderdan geçirelim ve kenara alıp servis edelim. Yemeklerim servise hazır. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.